Merhaba arkadaşlar. Bu videomda dil maceralarına yeni başlayan arkadaşlara açıklama yapacağım ve ayrıca benim karı sayılarım neden düşük onu açıklayacağım. Şimdi dilgiye başladığınız zaman öncelikle şöyle neredeydi bu? Buradaki görevleri oynuyorsunuz siz. Mesela hani ilk maceradan başlıyor, Mısır'a sonra hani Mısır'dan başlıyor. Buradaki oyunları oynuyorsunuz. Ama ben genelde buradaki oyunları oynamıyorum. Belli bir yere kadar geldim sadece burada. Şöyle ki şu anda şeydeyim hala. Bakın şurada görünüyor mu bilmiyorum. Şu timsahın üzerinde daha hani başlangıcında sayılırım. İlk yüklediğim zamanlar oynamıştım. Daha sonra ben birkaç video izlediğimde bazılarının şey karo sayısı düşük, bazılarınınki yüksek onu anlamaya çalıştım. Aynı oyunda biri 280 verirken biri 10-15 veriyor bir karoyu kırmak için. Onu anlamaya çalıştım ve bir şeyin farkına vardım. Siz bu bölümü ne kadar çok oynarsınız, hani Digi'nin kendi şeyini, özelliğini, oyunlarını ne kadar çok oynarsanız o kadar çok ilerledikçe karo sayınız da yükseliyor. Mesela diyelim Mısır'da 10-15 iken İskandinavya'ya gittiğinizde 50-100 falan oluyor. Yani tam şu anda rakamı bilmiyorum ama mesela Çin'de daha yüksek oluyor. O yüzden ben onları oynamıyorum. Ha ne oluyor? Enerjim doluyor ya mesela. Enerjim dolduğu zaman boşa da gitmesin diye etkinlik alıyorum. Şurada elmasla. Ama şimdi şöyle elmasınız boşa gitmiyor. Mesela diyelim şurada aldığım diğer şeyler de göreyim. Misal göstereceğim. Mesela diyelim bu ah kapandı. Çok özür dilerim. Ya mis mesela hani diyelim şunu alıyorum. Hikayeyi diyor 100 elması alabilirsin diyor. Alıyorum ama elmasım boşa gitmiyor. Hikayenin içinde bana ekstradan elmaslar çıkıyor. Bir de bu başarılar aldığınızda hazineyi aldığınızda şöyle şurada göstereyim. Bu hazineleri alırken hani hediye veriyor mesela 30 elmas veriyor. Mesela iki katını almak için video izliyorsunuz 60 elmasınız oluyor. Tabii bir seferde de olmuyor. Mesela ikinci, üçüncü şeyi aldığınızda mesela diyelim şurada şu anda birdeyiz ya mesela. Bunu tamamladığımız zaman ikiye geçiyoruz, üçe geçiyoruz, dörde geçiyoruz ya. Şurası böyle sekize kadar devam ediyor. Mesela üçüncü de dördüncü de 20 elmas veriyor. Beşinci, altıncı kısma geldiğiniz zaman 30 elmas, 40 elmas. Yani verdiğiniz 100 elması fazlasıyla geri almış oluyorsunuz zaten. O yüzden buradaki hikayeleri almaktan çekinmeyin. Ben buradaki enerji durumumu buradan aldığım şeylerle yükselttim. Hani enerji durumunuzu yükseltebiliyorsunuz. Bunların hepsi şey veriyor size. Hem şu mavi şey var ya doluluk olanı, hem şunlar, hem de bu şeyler yeşil enerji, yani enerjinizi hızlı dolduracak ekipmanları daha şey veriyor. Hem de daha iyi şeye veriyor. Söyleyemiyorum bazı şeyleri tam aklımda değil. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle burayı açayım da gene tam açıklayıcı olsun. Bu gerçi Digi'nin aylık verdiği şeylerden biri. Oyunlardan biri. Mesela ben Cadılar Bayramı aldım en son. Cadılar Bayramı'nda bakın mesela 55 tane Kua tahtası topladığımda bana 131 değerinde şey veriyor. Enerji yükseltmem için şunu veriyor. Veya enerjimi doldurmam için şu mavi şeylerden veriyor, ekipmanlardan veriyor. Buralardan da hani bu enerji şeyinizi, durumunuzu yükseltip şey yapabilirsiniz. Saat başı enerjinizi yükseltebilirsiniz mesela. Ben tabii gece gündüz şeyini de aldım şurada bak görürsünüz. Şey fare olmadığı için elimle böyle şey yapmaya gözüküyor. Enerji durumu bakın mesela ben gece gündüz yapıyorum. Gündüz çok oynarken saat başı enerji 7300 oluyor. Orada da genelde şeyleri kuruyorum. Ekipman kısmına, yer altına. Bu yeşil enerjilerimi hızla yenilecek. Çünkü oynarken bir yandan dolsun. Diğer zamanlarda mesela diyelim gece uyurken ya da oynamadığım zamanlarda 38.000'e kadar çıksın diye şu anda 38.000 şeyim var. Mavi şeyim. Mavi ekipmanları kuruyorum. Yeşilleri az koyuyorum. Hani en yüksek değerdeki yeşilleri koyuyorum. Mesela şu saatte 222 enerji veriyor. Misal bunlar da aynı şekilde ama genelde mavileri, mavi ekipmanları daha çok kuruyorum ki ben oynamadığım zamanlarda biriksin. Ne diyecektim bir de bu karolar. Evet. Siz şeyleri oynadıkça şunları şöyle bir avantajı da oluyor. Siz buradan satın alıp kapanıyor. Mesela ben bunları satın almışım.
Güzel elmas karşılığında. Siz bunları aldığınız zaman, yani her aldığınızda şeyiniz yenilenmiyor. Karonunuzun şeyi, enerjisi yükselmiyor. Ya yani mesela diyelim bu 500, bunda da çok elmas veriyor mesela. Misal diyelim. Bak mesela bu yüzlük, 100 elmastan daha fazlasını geri alıyorsunuz. Üstüne bir de bu mavi ekipmanları, bir de yeşil ekipmanları çok uygun şey alıyorsunuz. Üstüne bir de şöyle bir avantajı var. Burada mesela diyelim oynadığınız zaman, bölümü bitirdiğiniz zaman normal oyunun 10 katı fazla enerji şey veriyor size. Neydi bunun adı? Bu seviye şeyi. Yıldız. Unutmadım mı? Deneyim. Evet. Daha fazla, 10 kat daha fazla deneyim veriyor ve hızlıca şeyiniz doluyor. Yeni seviyeye geçmiş oluyorsunuz. Ama burada oynadığınız şeyler sizin şeyinizi etkilemiyor. Karo kırma sayınızı etkilemiyor. Yani karonuz sabit kalıyor. Mesela 5'lik, 10'luk falan diye sabit kalıyor. Uzan ajanlarını oynamıştım ben. Bir bakayım şuna. Gerçi göstermez burada da. Nerede gösterir? Yani benim şu anda karo kırma sayım çok düşük. Çünkü ben şeyi oynamıyorum. Hani Mısır şeyini daha geçmedim, bitirmedim. Mısır'ı bitirmediğim için karo sayım yükselmiyor. Ben bunları oynadıkça yükselecek bunlar. O yüzden siz de benim gibi, ben mesela bunları oynuyorum ya. Bunlar satın alacağım şeyler bitene kadar Mısır'a geçmeyeceğim. Ben hem bunları oynuyorum hem de aylık gelen şeyleri oynuyorum. Daha farklı nasıl anlatılır? Aklıma şu anda pek başka bir şey gelmiyor ama. Zaten bunları bitirince, pardon. Mesela diyelim oyun aktivite veriyor. Mesela yeni etkinlik gelmiş ya şimdi bize. Şunu oynayacağız ya mesela. Ben düşükten başlayacağım. Ben şimdi mesela bunu oynadığım zaman enerjimi harcıyorum. Diyelim ki oyunu bitirdim, tamam mı? Ertesi günler boşta kalıyor mesela. Bir günde aşağı yukarı bitiyor bir bölüm. Yani bir günde, benim de birkaç günde bitiyor oynadığım zaman. Enerjim tekrar dolduğunda boşa gitmesin diye şuradan hikaye alıyorum. Yeni bir tane hikaye alıyorum. Onunla devam ediyorum ki enerjim de boşa gitmesin. Hem ayrıca ekipman kazanayım, hem burasını yükselteyim, hem enerji durumumu, hem saat başı enerjiyi yükselteyim. Üstüne bir de şeyler boşa gitmesin. İnşallah anlatabilmişimdir. Gene bir sorunuz olsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Umarım beğenirsiniz. Biraz acemici oldu ama kendinize iyi bakın şimdiden.